Eda gelmeyecek galiba. Gelirim dedi. Gelir birazdan. Hala aynı mı? O günden sonra toparlayamadık ki kendimizi Burcu. Ayla, yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Burcu. Ben 2 gecedir kötü kabuslar görüyorum. Ben de iyi değilim Ayla. Çok zor günler atlattık. Ama geçecek inşallah. Sen konuya gel, ne konuşacaksın benimle? Bunun senin için hala bir önemi var mı? Bilmiyorum ama... Mehmet'le nişanlanıyoruz. Sevindim senin adına. Hayırlısı olur inşallah. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama eninde sonunda öğrenecektin zaten. Bunda saklayacak bir şey yok ki. Mehmet'i yıllardır görmüyorum. Ve benim için hiçbir şekilde önemi yok zaten. O dönem 1-2 aylık çocukluk aşkı bitti gitti. O kadar. Yani ne bileyim, çekindim ben de. Hani o dönem onun için yaptıklarını düşününce... Saçmalama Ayla. Yıllar geçmiş aradan. Çocukluk hepimiz. Takma kafana. Seni rahatlatacaksa Mehmet'in bende zerre değeri yok. İnan bana. Merhaba. Nasılsınız kızlar? Aynıyız. Gördüğün gibi. Sen? Ben de öyle. Melek dün gece kötü olmuş. Münevver teyze Melek'in odasından bir çığlık sesi duymuş. Gittiğinde Melek titriyormuş. Gidip boruyalım isterseniz. Yok. Okusun diye hocaya götürecekmiş babası bugün. Allah. Onu orada öyle bıraktığımız için suçluyuz. Eda, yapacak başka bir şeyimiz var mıydı? Tekrar aynı konuyu açıp durma lütfen. Ne olursa olsun onu orada bırakmamamız gerekiyordu. Eda, yavaş konuşur musun? Herkes bize bakıyor. Havel denen büyücü kadın benim kabuslarıma giriyor Burcu. Cezalandırıyor sanki. Eda, kapatır mısın konuyu lütfen? Onu orada bıraktık. Eğer yalnız bırakmasaydık bütün bunlar olmayacaktı. Sen gittin tabii, buradan biz hala cezasını çekiyoruz. Allah cezamızı veriyor işte. Ben gidiyorum. Benimle kavga etmeye gelmiş bu buraya. Keşke hiç görüşmeseydik. Hoşça kal Ayla. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ لطيف الخبير وهو latiful habir. El-Kahar. O kızcağızın beynindeki rahatsızlık yüzünden diğer alemle arasındaki kapılar aralanmış. Gözündeki perde ortadan kalkmış. Kalp gözü açılmış. O Allah'ın sevdiği bir kulu. Ama yine de dikkatli olun. Bu kız birileri tarafından efsunlanmış. Mazlumun kalbinde büyük bir kin var. Bu kin, bu öfke o kadar büyük ki durmadan beddua ediyor. Kime, niye beddua ediyor? Allah bilir. Ama benim anladığım kime beddua edeceğini kendisi de bilmiyor. El-Kahhar ismini 10 binlerce kez zikretmiş. Esma-i Hüsna'nın 16. sırasındaki Allah'ın faziletli El-Kahhar ismi, zalimi mahvetmek, düşmanı yok etmek için zikredilir. El-Kahhar ismi iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Bu yüzden haksız yere okuyan kendisini mahveder. Bu beddua hadislerde de belirtildiği gibi gökyüzüne çıkarak oradan hedefini arar. O kadar güçlü, o kadar tesirlidir ki şayet yanlış yerlere giderse suçsuz kimselere bile zarar verebilir. Onun yardımcısı olan melekler de bu beddua yüzünden hareket edemiyor. Eğer bu beddua yerine ulaşırsa karşıdakinin yaşadığı hayatı cehenneme çevirir. Ama bu kızın huzur bulabilmesi için de bu bedduanın tutmasını bekleyeceksiniz. Allah, bu kızın bedduasına maruz kalanın yardımcısı olsun. Bak bunu birine atırsan seni yemin ederim öldürürüm. Seni